Doğum hakkında muhtemelen bilmediğiniz 15 bilgi. Video başlamadan önce ufak bir duyuru önümüzdeki hafta sonunda bir anime veya film izleme etkinliği yapmayı düşünüyorum. Şu anda ne izleyeceğimize karar vermedik hem etkinliğe katılmak hem de anime veya film önermek için açıklamadaki linkten Discord sunucumuza katılabilirsiniz. 15. 1.87 boyunda ve 86 kilodur. İblis olmadan önce 20 yaşındaydı. Şu anda bir iblis olarak ise kronolojik olarak 133 yaşındadır. 14. Gözleri inanılmaz derecede nadir ve güzeldir. Gök kuşağı tonlarından oluşuyor gibi göründüğü için bu olağan dışı görünüm insanların doğum doğmanın tanrılarla iletişim kurabilen kutsanmış bir varlık olduğuna inanmalarına neden oluyor. 13. Kaygısız ve alçakgönüllü gönüllü tavrıyla doğma son derece keskin zekaya sahip soğuk ve hesapçı bir bireydir. İnsanların acınası ve aptal olduklarına gerçekten inanır ve onları aşağılık canlılar olarak görür. 12. Doğma tamamen duygusuz ve uygun duyguları deneyimleyemiyor. Doğma duygusuzluğunu herkesi kandırabilen kaygısız ve arkadaş canlısı bir yüzle örtüyor. Onun insanüstü görüşünü kullanarak onun gerçek mizacını ayırt edebilen tek insan Shinobu'nun ablası Kane'dir. Duygu kavramı ise insan halindeyken bile kendisine tamamen yabancı bir kavram olduğunu söylüyor. Annesi kendisini zehirledikten sonra babasını gözlerinin önünde defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra bile ne bir üzüntü ne de bir yalnızlık hissediyordu. O an tek düşündüğü şey kan kokusunun berbat olduğu ve odayı havalandırmak istemesi. Bu duygusuzluk doğma için beklenmedik bir şekilde avantaj haline geldi. Çünkü bu karşılaştığı herhangi bir durumu duygular tarafından engellenmeden sakince işlemesine, anlamasına ve analiz etmesine izin vererek herhangi bir düşman için çözüm üretmesini sağladı. 11. Doğmaya tapınmaya adamış bir tarikat olan ebedi cennet inancının lideridir ve tüm takipçilerinin dertlerini dinleyip onlara tavsiyelerde bulunur. Aynı zamanda Doğman'ın insanları yakalaması ve öldürmesi için bir yer görevi de görür. Üst iblislerden Daki de benzer bir yöntemle insanları aramak yerine onları kendisine gelmesini sağlıyordu ve yiyordu. Inosuke Hashibira'nın annesi Kotoa Hashibira da bu tarikattaydı ve Doğman'ın müritlerini yediğini öğrendiği için öldürüldü. Bu olay yaşanırken annesi Inosuke'yi ormana bıraktığı için Inosuke yaban domuzları tarafından büyütülmüştü. Ayrıntılı hikayesini sağ üstteki linkten izleyebilirsiniz. 10. Kotoa Aşi bira e tapınağa girdikten sonra Doğma onun hem güzelliğinden hem de şarkı söylemesinden çok etkilendi. Arkadaşlığından hoşlandığı için başlangıçta onu yemeyi asla düşünmedi. Kotoa'nın kocası ve kayınvalidesi de onu aramak için tarikata girdiğinde Doğma onları gürültülü buldu ve öldürdü. Yine de onları yemedi, sadece vücutlarını dağlara bıraktı. 9. İlgisizliğine rağmen Doğma'nın öncelikli olarak genç kadınları yeme gibi rahatsız edici bir alışkanlığı var. Bir istisna olarak Doğma'nın öldürmek istemediği ve bunun yerine doğal sebeplerden ölene kadar yanında tutmak istediği anc kaçmaya çalıştığı için öldürdüğü Inasuke'nin annesi Kotoa Hashibira'ydı. Bu davranışın nedeni şu anda hala belirsiz. Aşık olduğu için mi yoksa farklı bir sebebi mi var bilinmiyor. 8. Gerçek duyguları hissedememesine ek olarak doğma ayrıca konjenital analjezi hastasıdır. Bu hastalık acıya doğuştan duyarsızlık olarak da biliniyor. Bu bir kişinin fiziksel acıyı hissetmediği olağanüstü nadir durumlardan birisi. Ayrıca parmağını kafatasına sokmak, şakaklarına bir delik delmek ve ardından geçmiş hatıralarını canlandırmak için beynine okşamak ve oynamak gibi birçok rahatsız edici alışkanlığı olduğu da gösterildi. 7. Bir tarikata liderlik etmesine rağmen Doğma tanrıların, Buda'nın ve öbür dünyanın var olmadığına yürekten inanan bir ateisttir. Ölümden sonra hiçbir şey olmadığına ve bu kadar basit bir şeyi kabul edemeyen insanların saf ve aptal olduğuna inanıyordu. 6. Doğma muazzam gücüne fazla güvendiği için nadiren ciddi bir şekilde savaşır ve bunun yerine en güçlü iblis avcılarına karşı ölüm kalım durumlarında bile rahat ve kaygısız bir tavır benimser. Ancak kendi hayatı tehlikede olduğunda ciddileşir. 5. Kendisi bu neslin en hızlı koşucusu olarak bilinen Uzui Tengen'den bile daha hızlıdır. 4. Doğma aynı zamanda inanılmaz bir hafızaya sahiptir. En önemsiz detayları bile insan olduğu yani 100 yıldan fazla bir süre önce olan her şeyi detaylarına kadar hatırlayabildiği bir kapasiteye sahip. 3. Doğma dövüş stili olarak Testenjutsu kullanıyor. Testenjutsu bir demir yelpaze tekniğidir. Genellikle 8 veya 10 katlı demir yelpazenin kullanımına dayanmaktadır. 2. Doğmanın iblis kan sanatı ona son derece güçlü bir krayokinezi sağlar. Çevresinde herhangi bir yerde buz üretebilir ve istediği zaman manipüle ederek inanılmaz derecede güçlü buz teknikleri kullanabilir. Ek olarak iblis kan sanatı ile yaratılan buz onu soluyanlar için son derecede ölümcüldür. Kişinin ciğerlerini öldürür ve onların nefes almalarını engeller. Doğma bu iblis kan sanatında inanılmaz derecede yetkindir. Ürettiği buzdan nilüferler, dikitler, buzlu hava bulutları ve hatta miyanür buz kulonları gibi yapılar yaratma yeteneğine sahiptir. 1. Muzan ona olan bağlılığına ve tapmasına rağmen Doğma'yı hiçbir zaman gerçekten sevmedi. Doğma ayrıca Muzan'ı tarikatın içinde bir tapınma figürü yaptı. Evet buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlarda mutlaka belirtmeyi ve daha çok bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.